çünkü yanlış linkten yayın açtım. Şimdi sağlıcakla geldik. Şimdi karşımda çiftler karşılaşması için Mesut Çevik var. Ne haber Mesut? Merhaba abi. İyiyim. Sen nasılsın? Kendini tanıtır mısın? <laughs> abi kendimi tanıtmak yani <laughs> şöyle söyleyeyim. YouTuber Mesut Çevik. Donorhaber.com genel yayın yönetmeni aynı zamanda. Yine söylüyorum. Yuvarlanıp tabii gidiyoruz işte bu alemde. Şimdi hemen konuya gireceğim. Dün ne yaptık biz? Abi dün feciydi ya. yani plansız bir drone incelemesi yaptık. Plansız değil de. Günlerin ardından felaket bir havada, sırı sıktım olarak Karadeniz'in rüzgarı eşliğinde güzel bir dönem oldu. Ama gece vaktinde büyük ihtimalle yayında olacak inceleme izlesinler. Bu gece Girsinler, mi yayına girecek? Yani. Bu gece yayında olacak abi. Donanım haberi. Değil mi? Do büyük donan ihtimalle Donanım haberde izliyor olacaklar. İyi süper. Eğlendik ama değil mi? Yani üşüdük daha çok ama eğlencesi bol oldu tabi. Şeye gittik arkadaşlar. Motocross Park Kilios'a gittik yine haliyle. Çünkü rahatça drone uçurabileceğimiz bir orası var. Hem insan olmayan bir yer hem de kilometre kare başına bir karınca falan düşüyor değil mi? <laughs> Abi senin seste gain biraz fazla demişler. Ses patlıyor demişler. Ama yani birkaç arkadaş yazarsa iyi olur. Bak. Şimdi biraz evet düş, şöyle düşüreyim. Şimdi herhalde toparlamış olması lazım diye düşünüyorum. Evet biraz daha iyi olabilir haberin olsun. Ama yani izlerken görecekler 30 kilometre saat esen rüzgarda drone'u test etmiş olduk. Böylece o boyutlardaki bir drone içinde Türkiye'deki ender dayanıklılık testlerinden birini yaptık sayılır aslında. Yağmurlu Peki, bir havaydı aynı zamanda. Sen sevdin mi aleti? Ya vallahi ben biliyorsun ben Vision kullanmış adamım. <laughs> bana böyle şey gibi geldi ya. Uzaydan gelmiş teknolojik bir cihaz gibi geldi yani. Şey e, ben iyi. açıkçası takip özelliğini çok merak ediyordum. Gerçek anlamda bir aksiyon testi yapamadık. Bir Mesut'u koşturduk. Sonra ben Mesut'un konuşmasını sevmeyince Kendim Çenki. bir koştum. Sonra kalp krizi. Saatten baktım nabzın 198'e çıkmış o tepeyi tırmanırken. Normal değil ama sen çok hızlı koştun ya. Benimkinden de kat kat hızlı koştun. Zorladın yani. E zorlayayım dedim şimdi. Çünkü orada normalde ben motorla o kayalıklarda hadi bilemedin 15-20 km hızla gidiyorum. Ki daha önce orada ben Mavic, Mavic Pro'yu test etmiştim. Mavic Pro 2'yi de test etmiştim. Hani kabaca bir fikrim olsun diye bir zorlayayım dedim ama vallahi patlatıyordum kendimi. Drone'u Abi drone sen en sonunda bisikletle gitmiyor muydun? Koşarak gitmiyordun ki. Motor motorla geçiyordun oradan yani. Evet ama motorla da yavaş geçiyorum günün sonunda oradan ha, yani ile gitmiyorum. Peki ya bu e, arada he. yani incelemede görürler şey çok iyi seviyede. Yani aletin takip mekanizması, takip hızı bence çok çok iyi seviyede. Keşke ama seni motorla bir test edebilseydik orada. Evet, o daha da yani, şey olur tabii. Bir şeyden bir dakika şu sesime in... abi şu ses olaylarını falan bir türlü beceremedim ya. Klip ediyor diyorlar ama şimdi toparlamış olması lazım. Şimdi daha mı iyi? Bilmiyorum. Arkadaşlar nasıl şu an? Herhalde Bakalım. iyidir. Daha iyidir inşallah. Senin sesin bana iyi geliyor şimdi. da. Ben de senin çok iyi duyuyorum. Spark'ı yayına... Spark da denemiştik biz ya. Bak doğru söylüyor Delpicasa. Biz Spark'ı denemiştik. Şimdi Tello var. Buralarda bir yerdeydi o da. Dur bakayım. Nerede? Ha. Bak burada. Şu oyuncak drone. Evde böyle uçurabilirsin. O Tello mu? Tello abi bu. Ve bana sorarsan çok da başarılı bir drone. Yani oyuncak bir drone olarak. Bayağı küçük Hatta... bir şey. Ben hiç Tello görmedim biliyor musun? Ya bu tel aslında birazcık geliştiriciler için de yapılmış. Oyuncak demek biraz haksızlık olur. Yani altında mesela yükseklik sensörleri var. Önünde 720p kamerası var. Ve 14 dakika falan havada kalabiliyor bu cihaz. Bu cihaz açık bir API'ye sahip. O API sayesinde makine görme falan programlamayla uğraşabiliyorsun. Ben gördüm mesela adam kendini takip edebilir hale getirmiş bunu. Birazcık böyle üniversite öğrencileri için ya da böyle lisedeki yazılımla ilgili arkadaşlar için bana sorarsan müthiş bir oyuncak yani büyüklerin oyuncağı, küçüklerin değil de. Peki şeyden şimdi ben çok alakasız bir yere atlayacağım. Şimdi ben seninle niye canlı yayın yapmak istedim? Çünkü senin kanalının en sıkı takipçilerinden biriyim yani YouTube Sağ ol. izlemeden yani YouTube'a kendim girmeden önce de seni izliyordum çünkü çok iyi bilgiler veriyorsun yani. Hatta bir an bir gün sana telefon açıp hatırlıyor musun? Şöyle bir cümle kurmuştum. Wikipedia gibisin. Özellikle şu evet, evet, e, evet, AMD videosu. Yani gelmiş geçmiş bence YouTube Türkiye'nin en efsane videolarından bir tanesidir. Normalde o bilgiye ulaşmak için ne yaparsın? Bir Wikipedia'ya girersin. AMD'nin tarihçesini bulursun. İşte bu kaynaklar zaten bir de İngilizce araştırsın okursun falan. Böyle 20 dakikada bilgiyi çok iyi paketleyip sunuyorsun. Şeyi merak ediyorum. Ya ben cevabını biliyorum da çünkü sorduğum için biliyorum. Abi bir kere sen nasıl bu kadar akıcı konuşuyorsun? Ö falan demiyorsun. Prompter falan kullanıyor musun? Ya aslında o şeyi yani konuşma şekli kısmını benim küçüklüğümden beri hep sorarlar. Yani benim ilkokulda bile böyle okulda konuşma konuşma yapılacağı sunum yapılacağı zaman beni seçerlerdi. İyi konuşma, iyi hitap yeteneği bulunduğu için. Ekstra bir şey yapmadım ben. Yani küçüklükten gelen bir şey. Ama benim annem aslında şiir yazardı, söz yazardı. Anneannem keza yine çok iyi Türkçe konuşurdu. Aileden genetik olarak da gelen bir şey olabilir konuşmayı sevmek. Bilmiyorum yani o tarafta genlerden gelen bir şeyim var ama özür olarak bir şey yapmadım. İşin tuhaf tarafı da hani ben çok edebi eser okumuş, küçüklüğünü kitapların içinde geçirmiş bir insan da değilim. Hani kitap okumakla mı acaba kelime ağızdan genişledi diye ama dediğim gibi ailede Türkçe konuşanlar bu konuya değer veren iyi insanlardı. Herhalde oradan bir şeyler geldi diye düşünüyorum. Videoları çekerken de bana şeyi çok fazla soruyorlar. Ya işte acaba prompter mı kullanıyorsun? Nasıl 14-15 dakika sürekli konuşabiliyorsun diye. E tabii ki hatalar oldu oluyor şimdi. Yani 26 dakikalık bir videonun 26 dakika boyunca sadece benim konuşarak çektiğim düşünülemez tabii ki. Arada başlık başlık olduğunda ayırabiliyorum. Ama sürekli konuşma kısmında konuları daha öncesinde çok sıkı çalıştığım için ezberde oluyor. Söyleyeceklerimi kafamda netleştiriyorum ve devam ediyorum. Benim bazı videolarım var. İşte 15 dakika boyunca konuşmuşum. Diyorum ki bu olmadı. Onu 13 dakikaya indiriyorum bir dahaki konuşmamda mesela. Şey yapmadan. Hani açıp premierde kesersin ya. Ben onu bir daha baştan çekiyorum. Öyle videolarım da çok var. Ben o kadar çok e, diyorum ki şimdi herkes şey zannediyor. Ben onu Kurgu güzel olsun diye yapıyorum. Aslında yaptığım şey şu. Aradaki esleri ve o ıhları filtrelemek için aslında öyle bir kurgu yapıyorum. Şey ama ıhlamanın hani tamam kurgular ne da biliyorsun da tek sıkıntısı şu. Mesela benim öyle arkadaşlarım var. Nefes çok veriyor, boşluk bırakıyor falan. Abi kurguları çok uzun sürüyor o işlerin. Yani benim kurgum çok kolay. Benim için en büyük nimet o. Koyuyorum kurguya sadece üstüne görüntüleri ha. koyuyorum genelde. Ben bir gecede saat 10'da çekime girip 12'de videoyu hazır edip ya da 2'de YouTube'da yayını hazır hale getirebiliyorum. Sabah 7'de atıyorum ben videoları genelde. İşte geceliğin çalışmış oluyorum ben. 2-3 gibi YouTube'da hazır oluyor video. Sonra yatıyorum o da 7'de yayına giriyor işte. Ben Benim için ilk, en büyük avantajı. Kesinlikle ya yani büyük avantaj. Ben ilk işte o kurguları yapmaya başladığımda o quick cut kurguları yapmaya başladığımda elle manuel yapıyordum. Sonra dedim ki ya bu böyle olacak gibi değil. Çünkü Yok. 20 dakikalık video için 4 saat sadece kesme biçme yapıyorsun. Her neyse gittim günün sonunda Time Bolt diye merak eden arkadaşlar var. Söylemiş olayım burada da. Hazır bir şey var. Program var. Java bazlı çalışan. Onu atıyorum. O benim için kırpıyor. Sonra ben ufak tefek ayarlamalarını yapıyorum. O kelime kelime de böldüğü için. O aradan ığları, esleri falan çok güzel rahatlıkla atabiliyorsun. Ben şeyde çok aramıştım aslında o işi. Bu arada görüntün çok parlak diyenler var. Şuradan parlak değil şey... ya. Ne oldu biliyor musun? Dedim ya bir hafif bir s filtre atmışsın gibi oldu. Evet evet. O yine bir geldi. Abi bence o Skype'ın yaptığı bir şey. Sanırım bitrate düşünce şey yapıyor kendisi. Kodeyi sıkıştırıyor da kodek farklı bir moda geçiyor. Bana evet ama şeyin cillop gibi yani. Yani o zaman tam şey bu arada Görüntü ben jilet. Skype karşı tarafa bağlanıyorum. Koray evet. direkt bizim ikimizin görüntüsünü birleştirip öyle sizi ulaştırıyor. Bu yüzden ister istemez aksaklıklar yani, olacak. Yapacak bir şey Time Bolt'u soranlar var bu arada abi. Kafasına vuramıyorum çünkü ayrı mekanlardayız. <laughs> Time Bolt programı. Time düşüne. Bolt. Trabzon, İstanbul, Manisa, Edirne, Bolu, Ordu, Lüleburgaz, Trabzon. Ben Timebolt gibi yazılıma şeyde çok ihtiyaç duydum. Podcast kayıtlarına. Mesela podcast kaydı çok ender yapmamın sebeplerinden bir tanesi. Bu mikrofona yakın konuşuyorum podcast kaydederken derken. <laughs> diye şöyle nefes çektiğin zaman ister istemez şey yapıyor. Evet alıyor onu. Onu çekiyor. işte onu sevmiyorum ben de. O nefes sesi karşıya gitsin istemiyorum. Rahatsız ediyor çünkü beni kendi dinlerken. Onu halletmek lazım. Belki orada Nvidia'nın RTX Voice'uyla kaydederim bundan sonra. Mesela bu bir programı şu anda RTX Voice üstünden ulaştırıyorum sana. Yapay zekayla filtreleme. Gayet tertemiz yani. Yok adamlar çok güzel iş çıkarttılar. Şu, Normalde bu ücretliydi. Ücretsiz şekilde artık her RTX kullanıcısı kullanabiliyor. Enteresanmış ya. Ekran kartıyla ses filtreliyorsun. Evet. Peki şu video yapma olayına geri geleceğim. Şimdi bu kadar düzgün konuşuyorsun falan. Ben senin yanında işte yüzde iki de falan kalıyorum. Özellikle şeyden linç yiyorum. Ee, İngilizce kelimelerden ya da telaffuzdan linç yiyorum. Sen bu Ama kadar... sen İngilizceyi zaten konuşamayan bir adamsın abi. Sen Amerika görmüşlüğün yok ki. Sen kimsin abi? Yani şimdi İngilizce <laughs> falan diyorsun da ben insanların şeyine kızıyorum. Herkes İngilizce konuşmak zorunda değil abi. Konuşma yani. evet. Teşekkür ederim. Çaktığın için. <laughs> Ee, şunun için diyorum. Sen bu kadar düzgün konuşuyorsun ve e, şey de yapıyorsun, özen gösteriyorsun. Özellikle özen gösterdiğini e, dinlerken anlıyorum. Abi 40 yılda bir ağzından İngilizce terim kaçıyor. Orada bile linç ediyorlar. Abi onu yapar yani. Şimdi insanlar şöyle bir şey var. Herhalde Takılıyor musun bunlara? Sen çok özen gösterince karşı taraf da o kadar özenli oluyor. Anladığım ha. kadarıyla. Ama şey var mesela ben R'leri çok bastırarak söylüyormuşum. Normalde yazıldığı gibi okunmuyor biliyorsun Türkçe. Yani bize hep yanlış öğretildi o. Şey farklı yani okuman gereken kısmı söylemen gereken kısım. Ben R'leri çok bastırarak söylerim yapıyorlar ediyorlar diye. Kızıyorlar ama diyorum ki bu da benim konuşma şeklim. Yani herkes TRT spikeri gibi konuşmak zorunda değil. Gerçi TRT'de de artık öyle spiker kalmadı herhalde konuşan. Ya bu sefer onları yuttuğunda ona da Herkes bir yerden tutturup laf yapacak edeceği Yapacak bir şey varsa, yok abi. E, Biz iyi bir yorumlara şey yok. odaklanacağız orada. Ama dediğin gibi yani var yazan var. işte bu adam düzgün Türkçe konuşuyor mu falan yazan var. Yani tamam ben zaten çok iddialı değilim de. Yani insanların bu kadar böyle şey yapan kısmını anlamıyorum. Üstüne bastıra bastıra çok rahatsız ettin seni dinleyemedim falan demesini. Youtube'da içerik izlemek o zaman çok zor olsa gerek yani öyle bir insan için. Ya işte Gerçekten dediğin gibi yapacak bir şey yok yani takmak isteyen takıyor. Şimdi arkadaşlar yeni bir yazılımla uğraşıyorum. Mesut'a dün gösterdim, değil mi? Müthiş ama o yazılım da bende çalışmadı bir türlü. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Orada bir açıklama yapmak istiyorum. Sen de çalıştıracağız onu. O çok İnşallah. saçma bir hata. şöyle yazılım şunu yapıyor. Şimdi siz bazen espriyle karışık bir yorum yazıyorsunuz ve tamamen iyi niyetli yazıyorsunuz. Fakat şimdi karşılıklı Durmadığımız için, karşılıklı iletişim kurmadığımız için vücut dilinizden, suratınızın ifadenizden, mimiklerinizden ben onun şaka olup olmadığını anlayamıyorum. O konuda da aslında biraz özürlüyüm. Bazen tatlı bir şaka yapmış oluyorsunuz, ben onu ciddiye alıp bazen atar yapıyorum. O arkadaşlar için şimdiden özür diliyorum. O yüzden bir tane program yazdım. Program şunu yapıyor. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum ya. Özellikle işaretliyorum. Programda bütün e, yapılan yorumları görüyorum. Onları ayrı bir yere alıyorum. Orada e, aramızdaki yazışmaları forum gibi görüyorum. Zaten şey diyeceksiniz. Bunu normalde yapamıyor musun? Yapamıyorsun çünkü çok fazla yorum geldikçe altlara kayıyor. Değil mi Mesut? Altlarda yok evet, olup ki? gidiyor. Ya da ne bileyim. İki ay önce attığım bir videoya bir yorum yazmış oluyorsunuz ben o zaman cevap vermiş oluyorum siz görmemiş oluyorsunuz Bir ay sonra ona yorum yazınca ben onu görmemiş oluyorum Bu yorumlar kaçmasın Ve özellikle başa geliyorum Şunu yapıyor Daha önce attığınız bütün yorumları görüyorum mesela Mesut Çevik bana Son videomla ilgili demiş ki iPad Pro yazmış Bakıyorum önceki yorumlara. Oradan niyetini anlıyorsun zaten. Sürekli kötü yorum yapan bir adamsa şut diyorum gönderiyorum. Amaç bu. Değil ya ben? yorumları takip etmek önemli gerçekten. Çünkü bazı art niyetli insanlar bunu sana sistematik bir şekilde yapıyor. Yani her videona girip orada sana senin böyle demoralize edecek bir yorum yazıyor. Şimdi bizi neden bunlar çok etkiliyor? Diyecek ki insanlar ya bin tanenin içinde bir iki taneyi çok şey yapmayın. Ama biz herkese okuyup cevap vermeye çalışıyoruz. Belki de en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani biz her yorumu önemseyip okuduğumuz için oradaki Kesinlikle. o demoralize edici yazı moralimizi bozuyor yani. Yapacak bir şey yok. Düşünüyorsun aklına takılıyor yani ben o kadar video çektim o kadar yayına hazırladım bunu. Tamam yani dünyayı sonuçta yaratmadık. Evet bir emek var ama çok da büyütmemek lazım haklısınız. Ama günün sonunda ben emek harcadım buna İstiyorum ki. İnsanlar bununla ilgili konuşsunlar. Saçma sapan değişik yorumlar gelebilir. Çok saçma bir şeye geliyor yorum. Diyorsun ki arkadaş yani ben bunun için mi uğraştım? E tabi adam eğer bunu hep yapıyorsa en güzeli uzaklaştırmak. Evet. Ee, ben de burada bununla ilgili bir iki kelime bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben meslek itibariyle biliyorsunuz moda fotoğrafçısıyım ve işte reklam yönetmeniyim. Yani moda filmleri reklamı yönetmeniyim bizim yaptığımız işlerde takdir çok önemli. Bu takdiri şey olarak algılamayın. İlla yalakalık, şakşakçılık olarak değil. Çünkü oradan gelen feedbackleri önemsiyoruz ve bir sonraki işte de o yorumları e, bir şekilde bilinç altından kullanarak ben işini daha öteye göndermeye çalışıyoruz. O yüzden ben bütün yorumların altına kalp basıyorum. O kalpi de şöyle algılamayın. Ç harikasınız bütün yorumlarınızı beğeniyorum anlamında değil. Seni okudum yani yazdıklarını gördüm anlamında ben o kalbi basıyorum. Zaten bir soru varsa ya da cevap verilmesi gerekiyorsa da herkese cevap veriyorum ve herkese bir şekilde dediğim gibi hep üstüme basa basa söylüyorum yardımcı olmaya çalışıyorum. Ki biliyorsunuz bu canlı yayınlardaki soruları ben sonradan indiriyorum bir yazılım sayesinde sonra onlardan bir video yapıyorum. İyi kaliteli, hepinizin işine yarayacağını düşündüğüm sorular varsa oradan o sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ve ben bu yorumları bu kadar ciddiye alırken ister istemez böyle işte salak saçma, dalga geçen yorumlar olunca da insan alınıyor yani, kırılıyor ya da sinirleniyor. Ee, o yüzden de önemsiz demeyin. Sizin yorumlarınız ne kadar önemliyse o aptal saptal yorumlar da önemli oluyor bir noktadan sonra. Mesut sen bana soru soracak mısın? Hep ben sordum. Abi şimdi senin programına katıldığımız için hani sen sorarsın diye düşündüm. Benim sorularım basit abi. Yani bu işe nasıl başladın diyeceğim cevabı var. İşin önemli kısımlarıyla bir insan nasıl girebilir bu sektöre diyeceğim sende cevabı var. Nasıl tanıştık onu anla. Kanalda var. <laughs> Ya bizim tanışmamız aslında şöyle oldu. Ben hep söylerim. Yani ben bunu Apple ekibine de söylüyorum genel olarak. Biz senden Apple etkinliğinde tanıştık, bir araya geldik. Ben hep Apple ekibine de şeyi söylerim. Yani sizin sayenizde tanıştığım insanların hiçbiri bugüne kadar şey olmadılar, hayal kırıklığı olmadılar. Hepsi bir şekilde sektörde fark yaratmış insanlar oldu. Senden yani en böyle samimi olduğumuz etkinlik, en son gittiğimiz aslında hangi etkinlik? Bak unutuyorum. iPhone etkinliği. Senden iPhone. beraber iPhone 11 etkinliği. Tabii. Değiliz. Evet. Şeye Yalnız w, var ya w, bu DC... pandemiden dolayı inanıyor musun sanki iPhone 11 değil de 10 etkinliği falanmış gibi o kadar eskiymiş şey evet, gibi geliyor. Evet evet Sanki evet. o günler çok uzakmış gibi geliyor. Aslında çok da uzak değiller yani 8 ay önce Amerika'daymışız düşünecek evet. olursak. 8 ay değil mi? 8 ay abi gerçekten. De. Hatta Eylül'de gittik galiba. Abi ben yani bunu gerçekten söyleyeceğim insanlar yanlış anlayacaklar ama Apple etkinliğinin işte iPhone 11'de senden tanıştık. Daha sonrasında Apple'ın geliştiricilere bir ödül töreni vardı. Onda giderken de ben Faruk Ezdacıbaşı'yla yan yana uçtum abi şeye. Ha. Yani New York'a. Şans biraz da ona da söyledim Faruk Ezdacıbaşı'na. Ya dedim ben bir önceki etkinlikte Koray Brant gibi bir dost edindim. Şimdi de siz yanımdasınız falan diye. Sonra da maillaştık onunla falan. Adam Koray <laughs> Brant şeyi kavrayamadı Koray Brandt kim demiştir yani kesin. <laughs> diyecekler koca Faruk Ezdacıbaşı. <laughs> Biz peki WWDC'ye beraber gittik mi? Bak ben o kısmı hatırlamıyorum. Ben o zaman ekipten Abi, biraz kopuktum. Şimdi WWDC Apple terim olarak DAPDAPDC diyor ya onlar. E. Böyle söyleyince anlamıyor tabii insanlar. WWDC geliştiriciler konferansı ona sen gitmiştin ama sen geliştirici olarak gittin. Şimdi o yönünü söylemek lazım. Hani yazılım yazdım diyorsun ya sen aslında gerçekten de bildiğin. Yazılımla uğraşan uzun yıllarını vermiş bir adam. Hobi yani ama bu hobiciyim ben yani yoksa şey değil. Benim kodumu bir developer görse biraz küfredebilir ulan insan. Ya bunu. işine yarıyor mu yarıyor yani? Benim ya, için tabii, ben sonuçta zaten kendim için yazıyorum yani topluma toplum kullansın diye yazmadığım için o yüzden de bir sürü bagı magı oluyor ama bizim işimizi görüyor. Şey ee, peki o zaman ne demiştin ulan bu moda fotoğrafçısın burada ne işi var dedin mi? Hadi. It. Abi şöyle biz mesela seni daha tanımadan önce tam olarak Daptap DC'ye hani teknoloji sitesi çağrılmamıştı online yayın. O an dedik online yayın Daptap DC'ye nasıl çağrılmaz hani teknoloji yayını. Sonra çağrılanlara şöyle bir baktık. Moda fotoğrafçısı var. <laughs> i̇şte bilmem nelerin köşe yazarı var falan filan. arkadaşlar yani küçümsediğimizden değil sadece şey dedik. Allah Allah dedik. Yani WWDC'nin şeyi mi değişiyor konsept Hani Apple biliyorsun konsept konsept. Mesela bir tanesinde tasarımcıları çok ön planda tutuyorlardı. Biz El dergisinden Zeynep'le falan gitmiştik. Ee, Zeynep Yine, bir iPad lansmanına. Neden? Çünkü o zaman da karikatüristler falan geldiler. Dediler ki biz bu cihazı profesyonel çizerler için çıkartıyoruz, tasarımcılar için çıkartıyoruz. Artık ekipte bunlar da olacak dediler. Benim ilk aklıma gelen gerçekten de şey mi değişiyor oldu? Konsept. Acaba daha mı dedim şeye gidiyorlar. Lifestyle'a gidiyorlar. Ama sonradan işte sen kendi drone'unu yapmış uçurmuş adamsın. Pil tasarlamış adamsın. Tanıdıkça anlıyorsun. Çok doğru karar yani. Teşekkür ederim güzel sözlerin için. Ben bunu iltifat olarak özellikle Şimdi sordum. Şimdi şeyde izlerler zaten drone olayında. Diye. Senin şu drone tasarlama olayın bana sorarsan ayrı bir efsane. Hatta tek başının onun böyle konusunu bile anlatabilirsin. Bilmem evinde görüntü var mı o pilleri falan yaparken. Görüntü var. Ee, aslında keşke sana ofise geldiğinde şu benim elektronik ekipman dolabımı gösterseydim. Ya, güzel ee, olurdu. Ya bak Ama sana attırır. bir ofis turu çekeriz. Ben evet. sana söyleyeyim. Aa, bak, benim kanala olur. beleş içerik. Sen çekme. Sen kendin gezdirme. <laughs> senin ofisini ben gezeyim. Bedava içerik abi o. <laughs> sen bana çek. Benim kanala çek. Olur. Onu yapalım abi. <laughs> kurgusu falan sen de olsun. Ben de haftada bir zaten şey video üretmekte çok zorlanıyorum. İçerikten evet. değil de çek onları kurgula falan gerçekten çok vaktim oluyor. Böylelikle bir videoyu da öyle geçiştirmiş olurum. Güzel oldu ee, valla. Sana şey soracağım. Aslında şimdi tabi bu diğer arkadaşlar <laughs> bir şey demiş ki bir dakika şunu koymam lazım. Ebu Bekir Zengin demiş ki Koray abi egon tatmin ediyor he. Aynen egomu tatmin ediyorum vallahi yalan yok. Bulmuşum Mesut'u. Oturttum karşıma kendi egomu tatmin etmek için. Şey, geçen bir şimdi bizim katıl kanalın katıl bölümü aktif oldu. Bir 10 gündür evet. falan aktif. Haftada 2 de video atıyoruz oraya. Sağ olsun bizim çocuklar da asistan gözüyle, ritaç gözüyle içerik üretiyorlar. Onları paylaşıyoruz. O beklenen bir saatlik sıkıcı Photoshop videoları gelmeye başladı. İşin video tarafında ben üstleneceğim. Bu katılda geçen gün ee, bir abonem var. Adını unuttum şimdi. Şirindi galiba. Şey dedi. Abi dedi senin dedi katıl butonun gözükmüyor dedi. Ben de hemen şey dedim. Masa üstünden bakman gerekiyor. iOS'te daha doğrusu mobillerde gözükmüyor. Biliyor musun bunu? Abi benim aynı sorun var. Yurt dışındaki insanlara görünmüyor genelde. Hatta birkaç arkadaş dedi ki sana destek vermek istiyoruz. Senin kanalındaki katıl butonunu göremiyoruz dediler. Bazı kanallarda kısıtlı. Yani şey her yerde görünmüyor. Ha çünkü Çözemedi Cüneyt Özdemir'e Bak, baktım. Göremiyorum. Cüneyt Özdemir'in mobilde katıl butonu çıkıyor. Senin ve benim çıkmıyor. Çok enteresan. Onu çözemedim ben. Şu an 735 kişi izliyor. Evet sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Ama o katıl butonu neden çıkmıyor çözemedim. Destek olup olmak isteyip olamayan çok adam var yani biliyorum o konuda. Peki Google'a bunu sorsan sence cevap verirler mi? Yani belki de sormak lazım. Mesela Cihan Vural'ı gördüm yorumlar kısmında. sağolsun selam vermiş. Benim kanalımın en büyük destekçisidir Elmas Üye. Şimdi Elmas Üye derken o üyü yutuyormuşum. Elmas Üye anlayan çok adam var. <laughs> Elma suyu da direkt <laughs> hiç kasma direkt elma suyu da. elma suyu diye. Hatta bence başlığını da elma suyu yap. İnsanlara şey anlatınca anlamadılar. Şirket kurdum deyince birisi şey demiş. iyi kazanıyorsun ki şirketi kurdum falan filan diye. Yani yasal zorunluluk olduğu için kurdum. Ben çok kazandığından değil. Ama gerçekten katıl butonu kanalların devamı için, kaliteli içerik çıkması için çok büyük destek sağlıyor. Yani bir orada insanlar şöyle 300-400 kişi ulaştığında katılımcıya... Diyorsun ki bana YouTube'dan reklam geliri olmasa da olur. Ben daha kaliteli içerikleri yönelebilirim, Kitlenin istediği içeriklere. Diğer türlü çünkü biraz da popülist içerik çekmek zorunda kalıyorsun. Evet. Hani izlenmeyi de çok önemsiyorsun. Diğer türlü birazcık da kanaldan gelen eleştirileri önemseyebilirsin. O güzel olacak. İleride bence iyice oturacak. Peki hemen cümle arasında bir şey yakaladım. Kendi şirketimi kurdun dedin. Of sorma ya o linç videosu var evet. biliyorsunuz. seni onu. bir <gülüyor> orada... <gülüyor> ben tanımıyorum bilmiyorum da bir başka bir YouTube kanalı linç etti. Dedi ki YouTube değil mi? YouTube kanalın varsa bunun için şirket kurmana gerek yok. Bu çok gereksiz gibi bir şey söyledi. Değil mi? Yanlış Abi Yalnız söylemiyorum. şöyle bir şey var yani ben birkaç tane yazı da okudum. Avukat olduğunu iddia edenler var yazarlardan ya da benzeri şekilde videolar çekenler oldu. Mesela vergi vermeyin diyenler oldu. Bir insanı vergi vermemeye teşvik zaten yasal olarak suç. Tabii abi suça teşvik oluyor. ya ben Yani buna insanların inanamadım. şeyi çok iyi bilmesi lazım. Yani vergi vermeyin, vergi vermek zorunda değilsiniz. Ya bunu söylerken gerçekten çok iyi araştırmış olmak lazım. Ben sadece o arkadaşlar hep şeyi söyledim. Yani avukat olduğunu iddia eden adam bile ona cevap veremiyor. Diyorum ki benim anlattığım şekilde yolu izleyen bir adamın ceza yemesi mümkün mü? Hayır mümkün değil diyor. Yani %100 güvenli yol. Anlatılan her şey kanunda yazan nizama uygun. Senin anlattığın yola böyle bir garanti verebiliyor musun diyorum. Hayır diyor. E o zaman niye anlatıyorsun? Yani emin değilsen kesinlikle kanundaki yeri konusunda bir fikir sahibi değilsen anlatmaman lazım. Yani öyle şimdi, bir problem vardı ama ben bıraktım artık onu geride bıraktım o konuyu. Şimdi bak biri koydu bir daha koyuyorum kaçtı. Yunus Sert diyor ki saçmalamayın be abi tabii ki değilsiniz. Yunus'cum bak sana şöyle bir şey söylüyorum. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer bir, herhangi bir iş yapıp gelir elde ediyorsan bunun vergisini ödemek zorundasın. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Baban sana 8 bin liranın üzerinde para gönderirse bunun bile vergisini ödemek zorundasın. Yani kalkıp da 10 bin lira kazanan, ayda 20 bin lira kazanan, 1 milyon TL kazanan adamlara siz vergi vermek zorunda değil diyorsanız o zaman ben prodüksiyon yapan bir şirket olarak ben de vergi vermeyeyim. Değil mi? Yani bunun nasıl bir mantığı var? Eğer para yani kazanıyorsa, şimdi insanlar orada şeyden iriti oldular. Ben anlıyorum onları. Yani gerçekten de vergi adaletsizliğine baktığında dağılımına vergi vermeyen var mı? Var. Ama arkadaşlar, yani şimdi herkes kanunsuza bakıp yol şey yapacaksa, alacaksa bu iş çözülmez. Yani şeye çok dikkat etmeniz lazım. Size böyle tavsiyeler veren adamlar siz cezayı yediğinizde orada olmayacaklar. Ona çok dikkat edin ve yerini bilin yani kanundaki en azından söylenenin. Vergi vermek zorundasınız. Hani Mesela orada şeye çok takıldı insanlar. Ben düşük kazanç elde ediyorum ne olacak? Sana bak bakmazlar diyebilirim ben. Hani şunu da diyebilirdim orada sana. Ya arkadaş başına hiçbir şey gelmez sana gelene kadar çok sıra var falan diye. Ama geldiklerinden ne yapacaksın? Cezayı benden mi talep edeceksin yani? Ben o yüzden söylüyorum kanunlara çok iyi bakın okuyun eğer uyuyorsa size o riski almak kafanıza yatıyorsa riski siz alın ama şunu bilin hep bir risk var orada dikkatli olun yani vergi işi ciddi bir iş çok malını mülkünü kaybeden de var haklısınız ödemeyip daha sonrasında aftan yararlanan da var ama hani o iş çok dengesiz ben askerliğimi yaptım e bedelli yaptı bütün arkadaşlarım mesela benim önümde bedelli yoktu ne yapayım kaçıp bedelli mi bekleyeyim yani. Bana uymuyor öyle şeyler. Tamamen yani bak, size kalmış bir şey. Türkiye'de bir şey demiş. Hatırlıyor musun biz seninle telefonda bunu konuştuk. YouTube sadece gelir vergisi alabilir. KDV alması yasalarda yok. Yani yasalarda yok da işte <laughs> öyle Şöyle, öyle. EA Creative bunu yazan arkadaş. Aslında tam öyle değil ama haklısın. Yani sonuç olarak ben de aynı şeyi savunuyordum. Çünkü YouTube Gerçi ben bu sırada daha 1 lira bile almadım. Çünkü PIN kodum gelmediği için o gelirleri bir türlü alamıyorum. Çünkü adres doğrulaması yapmam gerekiyor. İrlanda'dan mı kesiyor? Yurt dışından kesiyor değil mi? Yurt dışından mı geliyor para? Tabii İrlanda'dan geliyor. Şimdi tamam. insanlar bunu ihracat olarak nitelendirip KDV vermek zorunda değilsin diyor. Ama vergi dairesi diyor ki... Arkadaş diyor sen bu geliri nasıl elde ettin? Türkiye'de Türkçe reklamlar göstererek elde ettin. Yani Türkiye'den kazandın bu geliri diyor. Hmm. E bu... Google devlete KDV ödüyor mu vergi ödemiyor. O zaman sen ödeyeceksin demeye getiriyor aslında. %18'i KDV'yi öyle alıyor. Normalde herhangi bir muhasebeciye gittiğinizde kanuna bakıyor. İhracat bu yurt dışından gelen para KDV kesmek zorunda değilsin diyor. Haklılar da ama o öyle değil yani. KDV'yi istiyorlar haberiniz olsun. Ama dediğim gibi bu tamamen yine size kalmış. Kanun keseceksiniz diyor ben kesiyorum kafam rahat. Ama siz kesmeyip kafanız rahatsız bir şekilde de risk alarak kendi hayatınızı kendiniz idame ettirirsiniz. Yani benim tavsiyem, benim söylediğim keseceksiniz. Kesmek gerekli değil diyor arkadaş. Kendisi bilir denetime girdiğinde. Ya tabii ki yani sonuçta bu ülkede vergi kaçıran da var. Vergi yani. neydi? Kaçınmaktan evet. neydi o? Öyle bir cümle vardı. Şimdi... Abi vergi kaçınmayı da ne yazık ki çok farklı bir yerde duydukları için. Yani şimdi insanlar vergi kaçınmayı şey zannediyorlar. Vergi kaçırmak zannediyorlar. Değil abi. Kaçınmak çok farklı bir şey. Kaçınmada kanunlara uygunsunuz. Aslında bu zaten kötü bir şey değil. Hatırlıyor musun? Değil. Senle yine aynı konuşmada şunu söylemiştim. Şimdi mesela devlet diyor ki sana. Bu sırada arkadaşlar şirket kurup vergi ödemek. Kötü bir şey değil. Niye iyi bir şey biliyor musunuz? Siz para kazanıyorsunuz. Bunun bir gelir vergisi var. Sonra gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben işte şu mikrofonu aldım. Ne kadar bu? 100 dolar. 600 TL, 700 TL. 700 TL'yi sen şirketine gider gösteriyorsun. Zaten o senin gelir evet. vergen, verginden düşüyor. KDV'sini düşürüyorsun. düşürüyorsun. Aslında devlet bir şekilde sana seni yatırım yapmaya teşvik ediyor. Sen yatırım yaptıkça ne oluyor? İşin büyüyor. Daha çok insan istihdam ediyorsun. Daha çalışan sayın artıyor. Ona göre ekipman sayın artıyor. Arttıkça iş hacmin büyüyor. Devlet de ona göre payını alıyor. Aslında ben mesela çalıştığım bütün iş arkadaşlarıma bizim ofiste yani asistanlar hariç iş ortaklarımın hepsi benim ofisimde çalışan değil hepsinin kendi şirketleri var. Herkes birbirine fatura kesiyor. Böylelikle, şimdi... pardon şunu son bir şey daha söyleyeceğim. Tabii tabii. E şimdi senin şirketin var Mesut. Biz ortak bir proje yaptık diyelim benim kanalıma. Sen diyorsun ki ben bunu bu kadar yaptım. Bana fatura kesiyorsun. Fatura kestiğin için de devletin gözünde bir birey oluyorsun artık. Yarın öbür gün işini büyütmek için bir bankadan kredi almak istediğinde hayatın daha kolay. Öbür türlü adam geliyor. Diyor ki işte kaç senedir çalışıyorsun? Hiç çalışmamış gözüküyorsun. SSK primi yatırmamış gözüküyorsun. Hiçbir şekilde kredi geçmişin yok. Kredi geçmiş de kredi kullanmak anlamında değil. Yani mali geçmişin olmadığı için de sıkıntı oluyor. Ne yani biraz geyik konulara girdik ama yani bu ciddi bir olay ya. Yani ben iki, Bu arada kaç... abi şeyi söylemek lazım. Mesela arkadaşlar şeyi yanlış biliyorlar. O kadar fazla alıyor ki esnaf yani vergi çok vergi çok diye. Arkadaşlar aslında tüccardan, şirket sahibinden çok da fazla vergi almıyor Türkiye. Böyle söyleyince kızıyorsunuz ama yurt dışını araştırırsanız eğer Fransız Türkiye'deki vergilerin Evet, Türkiye'deki vergilerin düşük olduğunu görebilirsiniz. Fransa dediğin gibi abi zaten vergi cenneti bir ülke. Bizim arkadaş mirasını alamadı ya. Vergi ödemesi gerekiyordu. Fransa hükümetine kaldı. Öyle bir yani miras şeyi çıkarttılar ki vergisi. Şimdi Türkiye'de bir ticaret ödemesi gereken şey limited şirketse yani %22'lik bir kurumlar vergisi var. Evet. Bunu ödüyor. %18 KDV'yi siz zaten bir şirketseniz karşı taraftan alıyorsunuz bunu. Adam size faturalı mal veriyor. Siz o %18 KDV'yi devlet için toplayıp devlete veriyorsunuz. Yani siz her zaman KDV'yi ya müşteriden ya karşıdaki şirketten alıyorsunuz. Sizin ödemeniz gereken şey gelirinizden sadece %22. İnsanlar öyle bir anlatıyor ki şirketin yarısına devlet ortak diyen adam gördüm ben. Adama diyorum ki abi bir göstersene devlet nereden bu vergiyi alıyor gösteremiyor. KDV'yi kendini zannediyor çünkü adam. Karşı taraftan artı KDV diye fatura kesiyor. KDV'yi harcıyor ondan sonra. Öderken de zannediyor ki devlet ondan %40 vergi aldı. Halbuki KDV karşı taraftan aldığı bir şey. Tabi. Sadece Google'ın parasında tabii ki KDV çok yüksek geliyor bize. Neden? Google bize artı KDV ödemiyor. Eğer Google bize fatura kesseydi yani biz Google'a fatura kesip artı KDV ödeme alsaydık o KDV de yine çok gözükmeyecekti bize. Mesut'cum sen bin lira mı kazandın? Bin artı KDV diyecektin yani. Google'dan aldığın paraları harcayıp işte o KDV'leri birbirinden düşüreceksin. Yapacak Öyle bir şey. yani şimdi insanlara böyle söyleyince şey diyorlar hemen. Ama bakın Türkiye'de dolaylı vergiler çok fazla. Şirketlerden alınan vergiler çok fazla değil. Yani tüccardan, esnaftan çok vergi alınmıyor. Asıl dolaylı vergiler fazla. Yani sigaranın üstündeki vergi, sigara içiyorsan, alkoldeki vergi mesela, arabadaki vergi, cep telefonundaki vergi. Bunlar o kadar yüksek ki üver yani. Onların da fiyatlarını yükseltiyor. İşçiden alınan vergi. Yani esnaf gerçekten Türkiye'de bana sorarsanız rahat ağlayan vergiden ağlayan esnaf görüyorsanız o gerçekten ya bilmiyor ya da muhasebeci dolandırıyor adamı yani. Ah. Bir de öyle bir şey var. Peki şimdi şeye geleceğim yine ee, bu pandemi sürecinde içerik üretmekte sıkıntı yaşıyor musun? Yani içerik üretmek de benim içeriğim kendi kanalım üzerinde konuşacak olursam eğer. Yani zaten... donanım haberi de aslında biraz katmak istiyorum. Ha donanım haberi içeriği üretmek kısmında senin... şöyle bir şey var. İki Detay de... çekmemiz lazım. Cep telefonu çekmek zorluyor mesela. Yani hmm. evin içindeyim dışarı çıkmayı çok istemiyorum gidip çekim yapmayı falan. O zorluyor cep telefonu birazcık şey kalıyor yavan kalıyor şu süreçte. Ama geri kalan da anakartta dizüstü bilgisayarda falan zaten oturduğun yerden yapıyorsun onları. Hani onların çekimlerini yapıyorum. Bir tek şey problem tabii. Şimdi donanım haberin stüdyoları ve imkanları daha büyük, daha geniş. Orada biz çok rahat çalışıyoruz. Orada bir kameraman arkadaşımız var mesela. Bir kurgucu arkadaşımız var. Yeni gelmişti işi. Bizi çok rahatlatmıştı. Veriyorduk onları. Onlar çekimleri yapıyordu. Biz sadece testleri yapıyorduk. Şimdi evde olunca her şey bana kaldı tekrar. İster istemez şey yani. Bak mesela Selim Ateş, Mesut Çevik'in hükümet güzellemeleri demiş. Halbuki kafayı çalıştırıp biraz baksa bu vergiler ne zamandan beri var? Atatürk'ten beri olan vergiler yani. Adamlara vergi dediğin zaman hükümetle alakalı bir şey zannetmeye başladılar. Artık kafaları o kadar bulandı abi. Abicim Yorumlar kısmında maalesef ona da. yapacak bir şey yok. Yani bir şey söylüyorsun öbür tarafın adamı oluyorsun. E vergi ver diyorsun bir... <laughs> hükümet yanlısı oluyorsun. Abi ben de vergi <laughs> ver diyorum. Ee, şey mi oluyorum şimdi? Ki ben, Abi yani ben anlamadım bak, ya. Ben 1900 ilk şirketimi ne zaman kurdum? 98'de ilk şirketimi kurdum. 98'den beri ilk kurduğumda işte vergiler batıyordu. Çünkü o zaman çömezdik. Gelen KDV'leri de yiyorduk. Çünkü bizim kendi paramız zannediyorduk. Sonra ay sonu KDV ödemesi geldiğinde cepte para yok. Ne oldu? Bowling'de yemişiz paraları. Ya da gece dışarı çıkıp yemişiz paraları. O dönem tabii şey işte para geliyor. Güzel bir şey tabii. Okuldan yeni çıkmışsın para kazanıyorsun. Fakat ne zaman anladım biliyor musun? O zaman biz şirketi ilk kurduğumuzda DPS Perception diye bir alet aldık. Video montaj için. Çoğu bilmez arkadaşlarım. Ve bu alet ne yapıyor biliyor musun? Tek kanal te tip sekans oynatabiliyor. Düşün o zaman 1998 senesinde real time video oynatmak için bir kart alıyorsun. Ve o kartın fiyatı 5000 dolardı ve biz o 5000 dolarlık kart bugün bugün demeyeyim hatta bu Thunderbolt 400 portlar vardı ya hatırlar mısın? Oradan evet, video direkt ekranı bağlayıp oynatabiliyor. O aslında onun yaptığını yapıyor. Sana çıkış veriyor ve o görüntüleri real time kareleri real time Thunderbolt oynatı. değil de FireWire değil mi? Pardon yani ne Thunderbolt ya. FireWire 400, 800 bile değil. Evet sonra da 800 çıkmıştı. E çıkmış. Sonra 8... yes e gelince iptal oldu zaten. İptal oldu. O, o teknoloji geldiğinde ben şey demiştim hatta. Ulan biz dedik biz sırf bu Thunderbolt için yani Thunderbolt'un yapabildiği iş için 5000 dolar para verdik ve şirketimizin sermayesi oydu. Neyimiz var? Bir tane Thunderbolt portumuz var aslında. Ee, onun için Halk Bankası'ndan genç girişimci kredisi almıştık. Ee, ve krediyi de şöyle veriyordu tam rakamları atıyor olabilirim ama e, ortak başına 1000 dolar gibi bir para veriyordu ve biz 5000 doları alabilmek için 5 ortaklı şirket kurmuştuk. 5 ortaklı 5000 doları aldık şirketi kurduk parayı aldık perception aldık para kazanmaya başladık ve o zamandan beri fatura kesiyorum ve... O zamandan beridir de vergi ödemenin ne demek olduğunu anladığım için de vergi ödemeyi savunan insanlardan bir tanesiyim. O zaman yani 98'den beri 2020'ye kadar 22 senedir o zaman iktidardaki partilerin yandaşıysam evet yandaşıyım. Ya sadece şey var yani bana sorarsan abi bu vergi ödemenin özellikle YouTube gibi platformlarda daha kolaylaştırılması lazım insanlar için. Yani Şimdi bir ev hanımı ya da diyelim lise öğrencisi buradan para kazanabiliyor, gelir elde edebiliyor. Ya yani adam girsin e devlete, beyan etsin, %20-25 ödesin geçsin yani yok fatura kes, yok şirket sahibi ol falan filan derken iş çığırından çıkıyor. Legalize etmek için vergiyi birazcık azaltmak lazım. Gelir vergisi kısmında en azından sokaktaki adamdan. Hani adam tamam 200-300 bin lira kazanıyordur yılda ödesin şirketi olsun falan filan da bence belli limitleri arttırarak her insanı bunun içine sokmak lazım. Mesela Estonya'da çok güzel bir olay var. Estonya'da vergi ödeme sistemini çok basitleştirmişler herkes anlayabilsin diye. Şimdi KDV, MADV, kurumlar vergisi falan deyince insanların kafası karışıyor. Estonya diyor ki parayı kazan istediğin kadar bankada tut 0 lira abi. Herhangi bir vergi ödemiyorsun. Hani o üç ayda bir geçici vergi falan ödüyorsun ya normalde. Estonya'da para bankada durduğu sürece cebine koymadığın sürece Devlet kapını uğrayıp da sen bunun vergisini ödedin mi demiyor. Bankada duracak ama şirketin kasasında. Sen bunu kendi cebine koyacağın zaman sadece %20 gelir vergisi ödüyorsun. Başka hiçbir şey ödemiyorsun. Sadece %20. Bitiyor. Diyor ki bunu kar payı olarak dağıtacaksan %20'sini bana ver, gerisini de istediğine ver. Legal hale getiriyor. Böyle basit olursa eğer her şey daha kolay olur. Mesela bana şeyi soranlar oldu bu Estonya konusunda. Estonya açsam şirketi işte Google gelirlerinden muaf olsam böyle falan diye. Şunu söyleyeyim yani Türkiye'deki gelirlerin Türkiye'de vergilendirilmesi gerekiyor. Hem Estonya vergi ödersiniz hem de vergi memurları geldiğinde arkadaşlar Türkiye'de verginizi ödemek zorunda kalırsınız cezanız deyip. Dikkat edin o iş Türkiye'deysen Türkiye'de ödeyeceksin diye sıkıştırıyorlar burada ödeyeceksiniz yani. Ondan öyle kaçacağım maçacağım diye Estonya'ya falan kaptırmayın paranızı. Ya Estonya'da açarsın şirketi. Uçağa atlayıp paraları cebine doldurup getirebilirsin. Başka yolu yok. Abi onda bile şöyle yapıyorlar. Yani tabii ki yine bir sürü illegal iş yapman lazım. Normalde havalimanında deklare etmen lazım belli bir tutarın üstünü biliyorsun. Orada da yani öyle ülkeler arası parayı cebine taşıman da çok legal bir iş değil belli bir üstünde üstündeyse. Geliyorlar bakıyorlar senin kanalına Videolar 100-300 bin izleniyor. Ortalaması kaç bunun Mesut'un kestiği faturalardan belli zaten gelirin. Diyor ki sende de bu kadar gelir var o zaman ödeyeceksin diyor abi. Cezayı kesiyor. Tabii cezayı kesiyor. Senin bankada hiçbir hareket olmasına gerek yok. Belli yani reklam gösteriyorsun. İzlenmeler ortada. Ortalama kazancın aşağı yukarı belli onlar da yani. Evet. Dikkat evet. etmeleri lazım o yüzden. Şimdi bu vergi olayına son verip. Sana Aynı. başka bir şey soracağım. Aslında biraz senden bilgilenmeye çalışıyorum bu sorularla. Şimdi şey sorusu çok geliyor. Abi işte ne kamera alayım, ne bilgisayar alayım. Ne nasıl cevap veriyorsun bunlara? Ya benim aslında mesutcevik.com QA adresinde bir soru cevap sistemi var. mesutcevik.com'a girip zaten soru cevap sistemini görebilirler orada. Orada da yazıyorum diyorum ki bana şu fiyata ne alayım diye sorarsanız cevap alamazsınız çünkü bu benim çok vaktimi alan bir şey. Yani Ali'nin, Velinin zevkine ne uyar, kesesine ne uyar? Acaba bu adamı memnun eder mi? Ben bunları bilemem. Yani böyle bir tavsiye vermek çok zor bir şey. Belki cep telefonunda gerçekten o fiyatta daha iyisi yoktur. Araştırırsam böyle bir şey bulmam mümkün ama o bile seni memnun etmeyebilir. Benim için en güzeli arada kaldığı modelleri söylesin. Ben olsam hangisini alırdım kendime Onu söyleyeyim. Yani bu senin için iyidir demiyorum bu arada. Hmm. Ben olsam ha, diyorum güzel. kendime bunu alırdım. Güzel bir nokta. Çünkü mesela bana da en çok gelen soru, abi işte fotoğrafa başlayacağım. Hangi kamerayı almalıyım? Ya da işte video çekmek istiyorum. Hangi kamerayı almalıyım? O aslında çok kazık bir soru. Yani evet. çünkü kişinin yetisiyle de alakalı. Ya da bilgisayar alacağım hangisini alayım? Yani abi, fotoğraf makinelerinde biliyorsun fotoğraf makinelerinde markadan markaya renk işleme şekli değişiyor. Bir tanesi soğuk renkler, bir tanesi sıcak renkleri tercih ediyor. Şimdi sen adamın ne sevdiğini nereden bileceksin abi? <laughs> evet. Ki bilgisayar konusu daha da Dipsiz evet o bambaşka oyun. bir şey zaten yani. yani oyun mu oynayacaksın video mu editleyeceksin 1080 mi editleyeceğim, 4K mı editleyeceğim? Ya şimdi diye... insanları çok iyi anlıyorum anlamıyor çok teknik olarak ve fiyat yani o paralar kolay toplanmıyor ama en güzeli tabii ki şey yani bana arada kaldığı modelleri yazacak, araştıracak, o sorumluluğu kendisi alacak. Evet. Ben o insanların sorumluluğunu almak istemiyorum. Sen önerdin kötü çıktı ama tamam da yani sen ben kendime alacağım şeyi söyledim sana. Peki sen bir kamera alacağın zaman nasıl bir yolu izliyorsun? Abi şimdi 4K benim için mesela bu video çekimlerinde dedim ki kanalı açıyorsam bütün videolarım 4K olmalı. Böyle başladım yani sen Sen 4K mı yapıyorsun ya. videolarını? Ben bütün YouTube kanalındaki videolar 4K. Aa. Tabii yani yüksek çözünürlükte olsun diye çıktım yola. İlk birkaç videom full HD. Çünkü o dönemde teknik sıkıntılar yaşıyordum upload. Ya da yurt dışından attım bazılarını hızlıca kanala gitsinler diye attım öyle full HD'ler var ama son dönemde 4K dışında video yüklemedim kanala mesela. İlk 4K aradım. Daha sonra da şey aradım tabi. Taşınabilir ve kolay uygun fiyatlı şu arka tarafta bokeh efekti diyoruz ya arka taraf biraz daha bulanık oluyor. Alan derinliği verebilen bir lens alabileyim. Mesela o zaman Sony'nin kameraları için, Alpha serisi 6000'den başlayan kameralar için E-mount lens takılabilenlerde Sigma'nın F1.6 lensi var. Efsane bir şey. Yani onu satın aldım. Çünkü F1.6 16 mm bir lense diğer makinelerde baktığımızda ki bunu crop olduğu için 24 mm'ye falan denk geliyor bu lens benim 6400 üstünde. Dengi lensler 5000-6000 seviyesinden başlıyor. Hele bu Sigma'nın bir lensi var. 16-35 mm her seviyede F1.6 olan, pardon F1.8 olan bir lensi var. O da yine efsane bir lens. Çünkü 16'dan 35'e giderken her seviyede o F değerini verebilen yok. Diğer lenslerde varsa da çok pahalılar. Bu yüzden ben Alfa serisi makine aldım. Mesela Canon'un makineleri Alfa serisi makinelere göre en büyük avantajını ne? Kapanmıyorlar abi. Ben mesela Alfa 6400 alırken bir faka bastım. Yurt dışındaki bazı YouTuber'ların incelemelerini izledim. Yani Alfa 6400 izleyenler herhalde Sony ile anlaşmaları var. Ya da onlar farklı bir makine kullandılar bilmiyorum. Hepsinin ağzından çıkan şey artık Sony kapanmıyordu. 6400 yarım saatlik bir çekim ardından kapatıyor kendini. Yazın bundan çekim yalan yapmak çok zor. Yalan mı söylüyorlar yani? YouTuber. Abi vallahi göz göre göre yalan söylüyorlar. Ben net söyleyeyim. Ben arkadaşa bunu söylediğimde nasıl olur ya? Ben dedi birkaç tane izledim. Dedim ki sen o izlediklerine çok inanma. Onlar çünkü influencer olmuşlar. Ben onu anladım çünkü aldıktan sonra gördüm. Onun aleti de kapandı. Bizim Burak Şolt aldı. Burak Şolt da aynısını söylüyor bana. Kapanıyor abi bu aleti sınıf. Yani bu aleti alıp da incelemesinde 4K çekiyorum saatlerce kapanmıyor diyen adam ya klimalı bir ortamda bunu test ediyor. 22 derece standart bir Alaska'da. ortamda. Evet ya da yalan söylüyor abi. Bizzat yalan söylüyor. İnsanları kandırıyor. Peki buradan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Influencer'lar yalan söyler. Abi çıkartamayız. Sadece kullanıcıların şeyi çok iyi bilmesi lazım. Her incelemeye aynı şeyi 10 yerde de izleseler inanmamaları lazım artık. İnternet ne yazık ki çok güvenilir bir ortam değil. Mesela Amerika'da duyuyorum. Ne diyorlar? Amerika'daki bir adam reklam yapıyorsa mutlaka bu reklamdır yazmak zorunda YouTube'unda. Aa böyle bir şey yok Unbox Therapy'nin kendi ürettiği, ürettirdiği Kılıfları sattı ortaya çıktı mesela. Hiç de reklamdır falan yazmamış hiçbir yerine. Ya da bu ürünüm benimdir yazmamış. Demek ki Amerika'da da öyle problemler yok. Amerika'dakiler de yalan söyleyebiliyorlar. Dikkat etsinler. Yani ne yazık ki Alfa 6400 burada bir arkadaş var ayarı var kapanmıyor diye en yüksek ayara bile alsalar yazın. Ne yazık ki ısındım deyip kapatıyor kendini çekim yaparken. Aslında burada mesela D Preview diye bir site var. D Preview diye. Evet. Preview.com. Mesela o tür kaynaklardan da bakmaları lazım. Yani sadece oturup da YouTube videoları değil, hepimizin kolayına geliyor. İşte Sony işte A6400 yazıp hani YouTube'da Google Search yapar gibi taratıp oradan ilk 5 videoyu izleyip fikir sahibi olmak kolay oluyor ama Birazcık da yazılı kaynaklara bakmak gerekiyor. Sence evet öyle ama mi? şunu şunu söyleyeyim yani arkadaşlara. Alpha 6400 benim aldığım dönemde de hala da bir YouTuber için en iyi kameralardan bir tanesi. Hala da. Çünkü renk profili olsun çözünürlüğü olsun bu makine 6K'dan 4K'ya yuvarlıyor görüntüyü. Keskinlik o yüzden inanılmaz fazla. Yani sınıfında hala da keskinlik konusunda en iyi cihazlardan biri. Sen sinemacısına birazcık hani film çekiminden geldiğin için keskinlik bizde işe yaramıyor diyorsun ama YouTube'da keskinlik istiyor insanlar abi. Evet maalesef. O sakalları tek tek saydılar mı diyor ki o 4K televizyonun hakkını veriyorum. Bizde i̇şte, de tam tersi. Evet. O sakallar tek tek gözüktüğü anda böyle titreme krizine giriyorsun ve böyle ufak bir sıfırını onda 3 bir şey blur vermen gerekiyor. Fluğlaştırman evet. gerekiyor. Softlaştırmak istiyorsun. Yani bu yüzden Mesela Alfa 6600 almayı düşünüyorum demiş bir arkadaş. Ucuzlu artık demiş. Ucuzlamaz çünkü ben Alfa 6400'ü aldığımda 5400 liraya falan gelmişti bana alet. Şimdilerde bu bile neredeyse 10 bin liraya gitti. Ben insanlara şunu söylüyorum. Mesela diyor ki abi ben işte şunu alacağım bekleyeyim mi? Arkadaş eğer aciliyetin varsa yani aciliyeti varsa konunun hemen al. Hiç bekleme. Aciliyeti yoksa da paranı kenara koy sakla lazım olacak yani. Red alın. 6600 zamlanacaktır kesin. Fiyatlar red durmaz yani. alın arkadaşlar. Parayı biriktirin, Red alın. Değil mi? <laughs> Yemin bu arada f 6 diyorum lensi de F1.4 ya lens. Kusura bakmasın arkadaş doğru söylemiş. Sigma'nın F1.4 lensi var verdi. Bu sırada mesela ben normalde m 50 kullanıyorum. So son dönemde işte bu Red yatıyor diye Red'i kullanmaya başladım. Red'i kullandıktan sonra bu donanım haber için Mesut'la çektiğimiz videoyu biz m 50 ile çektik. Bayağı sen tabii şeyde fokusa takıldın, fokusun kaymasına takıldın. Ya şimdi bazı arkadaşlar var, onları da şeyde söyleyeyim. Mesela şimdi Sony'nin videolarını izlerlerse bu inceleme videolarını, insanlar hep şeyi övüyor bu alette. Suratı kaçırmıyor, gözden bile odak alıyor, inanılmaz bir otofokus hızı var falan filan. İşte ağacın kenarından çıkıyor, fokus alıyor, ağaca tekrar geliyor, ağaca odaklıyor falan filan. Ben ilk aleti aldım, taktım. Video kaydına bastım. O arkada bir yerlere odaklanmış. Suratımı falan yakalayamamış. Tam ortada duruyorum bir de. Ben ondan sonra şey yaptım. Yani otomatik oda sürekli ortada merkezindeki cisimden al diye işaretlemek zorunda kaldım. O zaman mükemmel oluyor gerçekten. Çok Ne anlamı tümlü. kaldı ki o zaman face Tracking? E yani bizim arkadaş mesela satın aldı yeni. Ahmet Usta'ya satın aldırdım. Aldırıyorum da bu arada kamerayı. Tam eksikleri var ama eksiklerini söylüyorum. Artıları eksiklerine göre bence fazla basıyor. Aldırıyorum kamerayı. Aldı. Dedi ki o da abi dedi, ben bütün videolarını izledim. Bunun dedi inanılmaz bir otofokusu var. Abi dedim güvenme. Bak arka tarafa odaklayacak. İlk videosunda arkadaki kitaplar net abi. Surat değil. <laughs> Kameranın işi surat odaklamak yani video çekerken. Yapamıyor bunlar çünkü işlemcileri gerçekten ucu ucuna yetiyor bunların. O 4K görüntüyü işleyip kaydetmeye. O yüzden 25-30 FPS'lerdeler. Aynı zamanda herhalde Surat trekkinginde yapamıyor anladığım kadarıyla. Aa, bak Bir şey diyeceğim belki de ondan oldu. Biz de Bence 4K de ondan. çektik çünkü ben Ben hiç 4K çekmiyorum. Hep 1080 çekiyordum ama Sizin formata uygun olsun diye onu 4K'ya aldım. Mesela şu anda ben m kullanıyorum. Gördüğün gibi Gayet çatır çatır yakalıyor yani. şu an. Çok gelmiyor. iyi bizim Sanki... senden incelememizde odak çok kaymış yani inanılmaz bazı evet. yerlerde yok hiç gelmiyor evet. bize. Hatta bir sonraki videolarımın birinde arkadaşlar görecekler. Bir tek plan bir şey çektik. Bir video introsu çektik. Orada bile kaçırmış. Çok şaşırdım. Abi garip ya. Yani ortada tek bir insan varken bile kaçırması bence 4K'dan işlemci yetmiyor çünkü. Evet ki diyafram 3.5. Yani hani böyle 1.8-2 diyafram falan kullanıyor olsan. Hani şuradan şuraya netliği kaçırdı dersin anlarım kabul edilebilir bir şey. Ama 3,5 diyaframda tek bir kişinin olduğu yerde mütemadiyen netlik kaçırması anlaşılır bir durum değil yani. Değil değil, gerçekten değil bence de. Katılıyorum ona. Ee, arkadaşlar şimdi soru cevaplamayacağım buradan. Zaten Mesut sağ olsun cevaplıyor. Ama bunun için endişelenmemiz gerekiyor mu? Hayır. Çünkü... Sonra ne yapıyorum? Ben sizin sorularınızdan bir video yapıyorum. O yüzden evet. sakın cevapsız kalmadı demeyin. Bu sırada bu arada bir böyle geyik mesajlar koyuyorum ekrana. O bizim Soner. Ş şakacı Soner. Biraz renk gelsin diye ciddi konular konuşurken araya Soner'in yorumlarını sıkıştırdım. Peki Sony mi Canon mu? Bana mı soruyorsun bunu? Hani? Sana soruyorum. Ay vallahi şimdi şöyle bir şey var. Kanunun kapanmaması çok iyi biliyorsun. Yani kanunun body'lerinde ne yaparsan yap kapanmıyor. Ama Canon'un da lanet bir özelliği var. Ben sana net söyleyeyim. Birincisi videoları bölmesi. SD karta kayıt ederken. Biz XF405 kullanıyoruz ofiste. O alet bile belli bir yerden sonra dosyayı bölüyor. Yani bir, çıldır, şey değil çıldırtacak ya, bir şey Acaba bu senin kullandığın kötü SD kartlardan olabilir mi? Abi şimdi kötü SD kart. Mesela SD kart seçti senin alet. Yani 80 MB saniye yazabildiğim bir SD kartı nasıl yazamadı ben onu çözemedim ya. Gerçekten çözemedim. Mesela bak sen, senin o 4K dosyalarını aldım ya. Premiere'de illet ettim yani işlerken. Sony daha uyumlu sanki. Artık ya ne yapıyor anlamadım. bilmiyorum. Çünkü yani sonuçta boktan bir H.264 kodek kullanıyor. yani hani... Evet. Hani X 264 falan da değil yani lisanslı A 264 oynatıyor A 265 oynatıyor olsa şey A 265 kodek olsa diyeceğim evet zorlanıyor ama yani peki Mavic Air videolarında bir sıkıntı yaşadın mı? Oynatmak? Hiçbir sıkıntı olmadı. Lut mutlu attım onlara gerçek zamanlı izletiyorum. Allah Senin Canon'da MacBook 16 inçte bir bug keşfettim. premiere'e Canon'un dosyasını sürüklüyorsun abi. Aletin işlemcisi o kadar hızlı ısınıyor ki otomatik fan devreye giremiyor. Bak otomatik fan devreye giremiyor. 100 dereceyi görüyor işlemci alet kapanıyor şak diye. Sonra aynı bug'ı sana şeyde gösterdim. Benim buradaki 16 çekirdek 32 thread Allah'tan üstüne su soğutma var. İşlemci %100'e çıktı. Hayatım boyunca ben o işlemci öyle görmedim. 63 de derecede. Yaptı. O Canon videosunda yaptı. Canon dosyalarını görünce. %100'e vuruyor bütün trade'ler çekirdekler ya. Premier yapamıyor. Premier'in biliyorsun abuk subuk şeyleri var yani, destek sıkıntıları ya, var. olur muyum ya. Peki şu Premier'in son update'ini yaptın mı güncellemesini? Yapılı. Sıkıntısız yani. Bizde çünkü şu cloud şey, kullanıyoruz şirket. Hardware encoder olayı geldi. Evet, evet. Acaba onun bir bug'ı falan olabilir mi? Belki de ondan'dır. Çünkü, Onu bilmiyorum. Çünkü Adobe şeyle meşhur. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Final Cut var ya Hiç sıkıntı yaratmıyor böyle şeylerde Evet abi Final Cut mesela. Ama ben... neden yaratmıyor Abi dosya en baştan diyor ki ben bunu tanımıyorum Böyle salak sıfık vardı onun biliyorsun Onun dosya Ama formatı yeniydi yeni yeni genişliyor Ben bir ara Final Cut kullandım Neden kullandım Bir merak ettiğim için kullandım İki Mavic Pro 2 Videolarını Premiere oynatamıyordu benim iMac Pro'da o yüzden ulan dedim niye oynatamıyor falan Final Cut'ta denedim Final Cut çatır çatır oynatıyor bir de Premiere'in evet. bir e, video çıkışı aldığında Hugh Gamma Shift diye bir olayı var ondan dolayı çok muzdariptim ta ki bunlar bir loot çıkarana kadar Final Cut'a geçtim abi Final Cut masa üstündeki görüntünün rengi neyse içeride aynısını oynatıyor çıkış alıyorsun aynısını oynatıyor H265'ler problemsiz oynatıyor ama sevemedim abi Final Cut'ı. Yani Ya arayüzü çok kötü. Arayüzünü son kullanıcı parmağıyla kontrol etsin diye mi yapmışlar? Niçin yapmışlar? Çözemedim. Profesyonel düzeylik bir arayüz yok. Yani o çalışma alanı dediğimiz yerin geliştirilmesi lazım mutlaka. Hele yapışıyor ya layer'lar üst üste. Magnetic timeline. Abi beni deli ediyor ya. Yani kapatamıyorsun da yapışıyorlar birbirlerine. Keserken falan birlikte hareket etmeye başlıyorlar. Lanet bir özellik. Ama güzel özellikleri de yok değil yani çok hızlı sanki Macbook'unuzu bir konsol gibi kullanıyor. Sonuna kadar tüm nimetlerinden yararlanıyor. Şaşırıyorsunuz yani 8K dosya atıp izleyebildiğiniz de falan. Bir de abi bir kere lisans alıyorsun sürekli herif güncelliyor. Evet gerçekten öyle. Şeyde, yani adam e... sürekli güncel. Cloud'a verdiğim para gerçekten ziyan bir yerden sonra eğer Photoshop falan kullanmıyorsan sadece Premiere için. Ama şirketin varsa bunları gider gösterebiliyorsun. Ha tabii gider gösteriyorsun <laughs> işte. <laughs> Bu sırada dün bir doğum günü hediyesi aldım Adobe'den. ne nedir ne verdiler? Şunu verdi. Ee, şey, Afterburner kart desteği geldi ProRes dosyalara pre, Premiere'de. Aa, işte tam sana şey gelmiş gerçekten şimdi, de. Şimdi Mac Pro konuşabiliriz anlamında. Değil mi? Geliyor. Yani şimdi test sonuçları falan çok değişecek tabii. Çünkü ben özellikle son dönemde Red'de RAW dosyalarıyla uğraşmayayım, ProRes çekeyim dedim. 4K, 4K'ya 4K oturtulmuş 8K görüntülerle çalıştım. Bu sırada arkadaşlar ben de zaman zaman 4K yüklüyorum. 4K'ya karşı değilim. Ben sadece şunu söylüyorum. O kadar hayatınızı değiştirecek bir durum yok. Zaten Safari'de izleyemiyorsun 4K. Değil mi Mesut? Yani Safari'nin kendisi zaten şey yani Apple'la YouTube arasında, Google arasında bir kodek savaşı var. Kodek desteği yok şu anda YouTube'un kullandığı. O yüzden Safari'de yani Mac'in ya da Apple'ın herhangi bir cihazında Apple TV dahil YouTube'u 4K izleyemiyorsun abi şu anda. Google'ın ile ilgili bir sıkıntı var. Google'ın kodeyini desteklemiyor. Apple TV'de 4K izletmiyor bu arada YouTube'u. Ha YouTube üzerinde. Evet. Ha şey Apple TV'de YouTube'u açtığında 4K izleyemiyorsun. İzleyemiyorsun abi o full Saçma. Saçma. Apple özel. Apple'ın kendi yaptığı bir şey. İşlemcide direkt desteği yok. Ama Chrome Koyabilir açık, aslında açık kaynak. Ama Chrome'da izliyorsun aynı bilgisayarda. Çünkü açık kaynak ama yapmıyor abi. Kullanmıyor nedense bilmiyorum onu. Ha enteresanmış bak bu konuyu araştıracağım. Evet ama bazı cahil arkadaşlar Apple pişmanlıktır demiş. Apple'dan daha mı iyi bileceksiniz arkadaşlar? Demek ki Google'ınki çalışmıyor yani. <laughs> Vardır ya fanatik şeyiyle falan. Abi ben Safari kullanmıyorum zaten. Ben Safari Chrome indirmek için kullanıyorum. Aynı Edge'in görevi gibi. Ben Safari de uyumsuz bir tarayıcı. Bir çok Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? E, color Management yani Türkçesi renk nedir? Nedir Türkçesi Color Management'ın? Abi renk, yönetim renk yönetimi Ha, renk yönetimi. Renk yönetimi açısından ben her zaman Safari'yi tercih ediyorum. Neden diyeceksin? Benim web sitemi aç abi Chrome'da. Bir de Safari'de aç. Yanlış gördüğün renkler Chrome'da. Ya tabii Apple birazcık daha o konulara dikkat ediyor. Renk üretimi, resim gösterimi, ekranın kullanımı vesaire falan ama yani dünya Chrome üstünde abi. Yani evet, sen de web siteni Chrome'a Chrome göre üzerinde. optimize edeceksin. Ama yani sonuçta sen eğer kreatif işlerle uğraşıyorken bir ürettiğin videonun renklerini, ürettiğin fotoğrafın renklerini doğru göremiyorsan o Tabii. işte çok büyük sıkıntı oluyor. Son sıkıntı, yaptığım sıkıntı, sözlük videosunda şeyden bahsediyorum. Sen burada bir fotoğraf işliyorsun. Bunu gönderiyorsun. Herif gidiyor cep telefonunda bakıyor, televizyonda bakıyor, PC notebookta 9000 Kelvin'de bakıyor ya da oynamış ekranın ayarlarıyla oyun oynadığı için işte virtual reality bilmem ne açmış bir 120 Hz'e çıkarmış falan senin videon rezil oluyor. Benim bir ara bu eski iPhone'lar varken şu şey eee audio jack girişi varken bir tane buna şey almıştım universal remote remote controller. Bilir misin onları? Infrared port takıyorsun. Kumanda oluyor. Ben mesleğim nedeniyle biz çok yolculuk yapıyoruz. Otele gidiyoruz. Bütün gün çekim yapıyorsun. Akşam yorgun argın eve geliyorsun. sonların aksine biz kızlarla partileme falan yapmıyoruz. Ben odama geliyorum, açıyorum televizyonda bir tane film izliyorum. Abi televizyon 400 Hertz e ayarlanmış, kontrast sonunda falan izleyemiyorum o görüntüyü. Yani mesleki deformasyon mu dersin, gözün eğitilmesinden dolayı mı dersin? Beni aşırı rahatsız ediyor o kumandayla giriyordum. Çünkü otel televizyonlarının kumandaları da menüye girdirip ayarlarla oynatmazlar. Evet. Giriyordum. Yani menüye giriyordum. Bütün o ekstra özellikleri kapatıp filmimi öyle izliyordum. O yüzden de bu Safari'de gördüğüm renklerin doğruluğu benim için önemli oluyor. Tabii canım. Yani meslekle alakalı bir durum ama benim gibi bir adam için from minimet ya. Yani özellikle Google senkronizasyonu. Mesela ben Google servisleri olmadan bir Apple cihazını bile kullanabileceğimi zannetmiyorum. O Peki, kadar bağımlıyım yani. Ben de öyle bağımlıyım. Yani o ekosistemin ister fanatiği de, istersen Apple evet. fanboy de, istersen kölesi de, ama hayatımı kolaylaştırdığı için evet, o ekosistemin parçasıyım. Peki sana bir şey soracağım ya. Bu gerçekten şey diye sormuyorum, cidden soruyorum. Chrome kullandığında bütün keychain'ler, işte passwordler şifrelemeler, işte history'ler, bütün e, işte iPhone'undaki Chrome'la hepsiyle senkronize oluyor mu? Yani o Apple'daki ekosisteme Chrome'da da kullanabiliyor musun? Hiçbir sıkıntı yok abi. Gerçekten. Evet, nasıl PC'de ise aynı şekilde sıkıntı. Sadece şeyi sevmiyorum Chrome'un mobil berbat. Yani ben iPad'de falan, iPhone'da Chrome kullanamıyorum. Safari orada tek vazgeçilmezim. Orada senkron yok. Yani Chrome'u mobilde de senkron ettiğin zaman var ya Android cihaz kullanıyorsan. Mükemmel bir tamamlayıcı oluyor orada. E peki şimdi cep telefonunda Safari'de bir tane favori sayfa attın. Türkçe konuşmaya çalışıyorum ve beceremiyorum. Yani favorites'a attın. <laughs> His... O, ne oluyor? Nasıl şeye gidiyor? Senkron, senkron aynı Safari gibi. Sıkıntı yok. Masa üstündeki Chrome'a geçiyor mu? Geçiyor Ay, geçiyor. abi de hiç problem yok. Bookmark... Hatta şey yapabiliyorsun, açıyorsun, mesela şeyden bakıyorsun, e, cep telefonundan bir sayfaya, PC'de de ya da MacBook kullanıyorsan MacBook'ta da diyor ki mobilde şu anda bu sayfa açık, tıklayıp oradan devam ediyorsun. Ay, anlamadım görmeye. soru sorumu. Şunu soruyorum. Sen dedin ya mobilde Safari kullanıyorum çünkü Chrome. Ha devam evet yok, görmedim. onların hiçbir senkronu yok abi, onlar birlikte çalışmıyorlar. İşte çalıştıramıyorsun. Herhangi bir öyle bir ekstra ara yazılımla. Onun history'sinde. Valla var yani. vardır belki. Arkadaşlar belki uyarırlar. Belki de senkronu vardır. Hani Google'la Ama ben araştırmadım. Bakmadım da ona. Mesut. Kaç dakika olduk? Bir saat dört dakika olduk. Evet Sondan abi. Ben duracağım. zaten boğazın batmaya başlamasından hissediyorum onu yavaş yavaş. Suyum da bitti. Boğa, senin boğazın umurumda değil. Sokağa çıkmaya <laughs> yasağı başlayacak birazdan. Benim toparlanıp eve gitmem gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sorularınızın hiçbiri cevapsız kalmayacak. Ben bunları şimdi indiririm birazdan. Hepinizin sorularını tek tek okurum. Oradan güzel soruları alır. Size iki hafta içerisinde yeni bir video yaparım. Mesut'cum çok teşekkür ederim. Aa, ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ ol. Ee, eziyet çektiğimiz Mavic Air 2 incelemesini izlemeyi unutmayın. Yükledin mi? Şimdi yükleyeceğim mi? onu. Yok birkaç saate yayında olur. Tamam. Şeyde kalın. Ee, izlemede kalın. Videoyu izleyin. Bence çok komik oldu. Ben de bir şeyler çektim. Daha vlog tarzı. Daha eğlencelik. Hayal ettiğim kadar çok şey çekemedim. Çünkü dom. ya yani titriyordum. Değil mi? Kumandayı evet, tutarken gerçekten. zangır zangır titriyordum. O yüzden çok bir şey çekemedim. Güzel bir video çıkarsa onu paylaşırım. Yoksa idare eder, edersiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kendinize Haftaya iyi bakın görüşürüz. Arkadaşlar. Hoşçakalın.